Oo, bizim sınıf. Bu ne hal ya? İhtiyarlamışsınız hepiniz. Hadi lan Yahya, sen kendine bak esas. Bu ne göbek oğlum? Civciv Güngör. Amerikalarda sefa sürmüşsün ha? Sen ne yaptın görüşmeli doktor bey? Kızım, biz Anadolu'nun köylerinde mecburi hizmetteyiz. Sözümüz vardı hani. Memlekete hizmet edecektik. Ne çabuk unuttunuz. Taşın banaysa iç sahasımı yapıp geldim ben. Üniversitede ders veriyorum şimdi. Şaka bir yana çocuklar. Hakikaten. Ya keşke Anadolu'ya gelseniz. Kaç tane köy sağlık ocağı boş. Kaç insan doktorsuz bir görseniz. Yüreğiniz yanar. Yahyacığım. Kağıthanede bir sağlık ocağında fukara hastalara bakıyorum. Orası da köy sayılır. Şimdilik. Yakında Amerika'ya yolculuğu varmış beyefendi. 1950 tıbbiye sınıfına. Ballısın be artist Orhan. Hep ballıydın zaten. Oğlum, sağlık ocağında basit bir dahiliyeciyim diyorum. Bunun neresi bal? Ya bırak. O senin idealistliğinden değil. Bir kız yüzündenmiş. Duydum. Hem de talebenmiş. Her gün. Bak zaten sinirlerim bozuk. Üstüme gelme. Niye boş boşuna istifa ettin oğlum? Talebe kızlar böyledir. Yakışıklı hocalarına hayran olurlar. Sonra biraz kırıştırıp vazgeçerler. Her gün bak, onca zaman sonra biz bize toplandık. Tadımız kaçmasın. Sen de çiçekten biraz bal alıp başka çiçeğe geçseydin be Orhan. Dersinden iyi not verdi mi bari? Ne konuşuyorsun lan sen? Ne konuşuyorsun? Ne söylüyorsun sen? Artist Orhan. Şimdi Güngör Amerika yolunu açıyor ha? Yaşasın kızlar. Ulan. Beyler. Orhan, ne yapıyorsunuz siz? Kendinize gelin. Orhan, kendine hakim ol. Bana değil, şu sarhoşa söylesen onu. Bana bak. Yüreğin acısından ne yaptığını bilmiyorsun. İyice Orhanlıktan çıktın be. Bir an önce ne yapacağına karar ver ve şu hayatını düzene sok artık. Kendini her şeyi berbat ettiğin için benle uğraşıyorsun. Sen ne istediğini bilmiyor olabilirsin abla. Ama ben biliyorum. Alo. İyi akşamlar Latife Hanım. Türkan ben, nasılsınız? Yavrum, iyi ki aradın. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Orhan evde mi acaba? Güngör'le çıktılar. Sınıf arkadaşlarıyla toplaşacaklarmış. Ya, öyle mi? Türkan, kızım bak ne diyeceğim. Orhan delisi Amerikalara gitmeye kalkıyor. Güngör'den yardım istemiş. Vallahi sırf senden kaçmak için gidiyor. Mutsuz olacak oralarda bir kızım. Var gerisini sen düşün. Peki. Peki, düşüneceğim. Ben onunla konuşurum, siz merak etmeyin. Ellerinizden öpüyorum. İyi geceler. Turhan haklıydı. Orhan'ın Amerika'ya gideceğini öğrenince hem yıkılmış hem de Türkan olarak aslında ne istediğimi anlayıvermiştim sanki sevgili defter. Hele cüzdanlıyken elini tuttuğum Fidan'ın şimdi hayatını yeniden kurduğunu görmek bana asli vazifelerimi, meslek aşkımı ve ideallerimi tekrar hatırlattı.
Aşkıyla bana her şeyi unutturan Orhan'ın karşısına çıktığımda, Siirt'te yaşadıklarıyla birkaç yaş büyüyen o Türkan'dım artık. Hoş geldin. Merhaba. Otursana. Amerika'ya gidiyormuşsun. Evet, öyle bir niyetim var. Ne tuhaf. Niyetini başkasından öğreniyorum. Güngör başkası değil. Zaten Güngör Hanım'dan değil, annenden öğrendim. Güzel. Benim için sevinmen lazım. Orada yarım bıraktığım kariyerimi tamamlayacağım. Senin yolundan gidiyorum işte. İdeallerimin peşinden. Beni yanlış okumuş, yanlış tanımışsın Orhan. Ben ülkemi, insanımı, benden yardım bekleyenleri geride bırakıp bir ünvan için çekip gitmem. Vay. Çok amasıyız bugün. Nasıl değerlendirirsen ama ideallerimiz farklı. İnsanın kendi için bir şey istemesi ayıp değil. Nasıl değerlendirirsen. Kusura bakma ama bencillik olarak değerlendiriyorum. Ailen, memleketindeki onca doktorsuz insan, geride bıraktıklarının sana ne kadar ihtiyacı olduğunu hiç düşünmeden... Peki ya sen? Senin bana hiç mi ihtiyacın yok Türkan? Gitme Orhan diyecek kadar da mı yok? Ben sana sırf kendim için gitme diyecek kadar bencil biri değilim. Kariyerin söz konusuysa zaten buna mani olmam. Yapmadığım halde bunun için bir kez suçlandım zaten. Bana masal anlatma. Gitmemi istemiyorsun. O halde fikrimi değiştirecek bir şey söyle Türkan. Eğer istediğin buysa, Amerika'da isminin önüne katacağın bir dizi ünvanla yoluna devam etmekse, yolun açık olsun Orhan demekten başka bir şey söylemem. Orhan'la son konuşmamızdan sonra fakülteye gittiğim ilk gün, acımı unutmak ve ne istediğini bilen Türkan'a destek olmak için lepralı hastalara koştum. Çölde suya hasret kalmış kadar ümide hasret kalmış bu insanlar. Sanki benim bir an önce okulu bitirip onlara ışık yakmamı bekliyorlar. Fidan için yapabildiklerimi bütün hastalar için yapabildiğim gün, kaybettiklerimin acısı da dinecekmiş gibi hissediyorum. Zira şimdi avuçlarımda Orhan'dan ve beni sımsıcak dostluğu ile tedavi eden Ali'den kalan boşluk var sadece. Hep soruyorum, hep soruyorum. Ali abim bilmiyorum diyor. Herhalde dönmeye gönlü yok Türkan abla. İyi ama Gündüz'ün mektebiyle konuşmuştum. Seni misafir talebe olarak alacaklardı. Peki güzelim. Sen üzme kendini. Ama Ali abine söyle beni bir arasın. Senin okul meselelerini konuşmamız lazım, tamam mı? Ben de çok öpüyorum seni. Rüyanda yine beni göre mi? Hoşça kal. Of. Ali seninle konuşmayı reddediyor galiba. Haklı. Ankara'dayken biraz sohbet etme fırsatımız oldu. Berfin'i orada bir okula verecekmiş galiba. Baba benim fikrimi bile sormadı. Yavrum, Siirt'teyken Berfin'i ona emanet etmişsin. O da kendini çocuğun mesuliyetini üstlenmiş kabul ediyor. Ne yapsın? Her tercih bir kaybediştir. Maalesef. Canım.